Geceler, sensiz geceler, şarkılar, zor dinlemeler. Yerini sorduğum herkese, bana hiçbir şey söylemediler. Deliler, benden iyiler, bende batık kalpte gemiler. Ruhun aşkından senden asla vazgeçmediler. Giderek daha da zoruma giderek aradım seni ben. Başka bul, başka sev, ne demek bugün sevmeyip bilmeyen. Herkes karşıma geçip bitti. Daha da zoruma giderek aradım seni ben. Başka bul, başka sev, ne demek bugün ölmeyi bilmeyen. Herkes karşıma geçip bitti dediler, bence geceler, sensiz geceler, şarkılar, zor dinlemeler. Yerini sorduğum herkese, bana hiçbir şey söylemediler. Deliler, benden iyiler, bende batık kalpte gemiler. Yüreğim, ruhun aşkından senden asla vazgeçmediler. Giderek daha da zoruma giderek aradım seni ben. Başka bul, başka sev, ne demek bugün sevmeyip bilmeyen. Herkes karşıma geçip vazgeçtiler. Bence deliler. Giderek daha da zoruma giderek aradım seni ben. Başka bul, başka sev, ne demek bugün ölmeyi bilmeyen. Herkes karşıma geçip bitti. Kardeşim. Efendim sizi benim görmek. Benim deli kardeşim. Yeniden. Benim deli kardeşlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şarkıdan dolayı diyorum, yanlış anlama. Sağ olun. Arkayı. Biz deliliğimizi zaten. Şahane bir şey. Quincy Jones gibi böyle şey bir şeyler duydum. Orkestramızın şefi. Evet. Çağrı Telkıvır'ın muhteşem. Şahane düzenli. Bravo Çağrı. Sahne aranjmanıyla. Berkay. Abicim yeniden burada olmak bizim için çok güzel. Biz buranın havasını, enerjisini çok seviyoruz. Canım kardeşim. Keşke ekran karşısında olan herkes tüm şu arkadaki ekibi de görebilseydi. Ben senin enerjini acayip seviyorum. Senin enerjin de
müzisyen dostlarımıza, kardeşlerimize acayip güzel yansıyor ya. Yani kaç yıl oldu Çağrı? 10 mu? Abi 17-18 yıl oldu. O kadar yaşlandı bu çocuk ciddi abi. Ciddi düşünmemiz lazım. Artık çok ciddi düşünmemiz lazım. Bu arada sen Çağrı'ya kırgın mısın? Böyle bir şey yok değil mi yani? Hiç alakamız yok. O benim bebitom ya. Ama Çağrı'yı evlendirmemiz lazım. Buradan duyuruyorum. Yani. Çağrı evlensin diyenler bir akışasın. Ali sen Çağrı'yı görüyor musun? Çağrı bir yakın alırız belki. Hakikaten bir yakın. Açılır bir falan kısmet. Bir şey olur. Çağrı. Bu arada Çağrı 34 gerçekten... 34 yaşını bitirdi. Türkiye'nin çok çok özel diyebileceğim müzisyenlerinden biri. Benim sevgili kardeşim. Gerçekten kısmet arıyoruz falan. Gerçekten çok iyi müzisyen. Şaka bir yana diyelim yani. Çocuğun niye başını yakıyorsun canım? Aa tabii, hiç alakası yok. Evlilik tabii ki güzel bir müessese de o kısmet işi. Allah olmayanlara versin. Artık zamanı işte. Geldi abi. Değil mi İnşallah çocuklar? Bugün geldi. Bugün. Bir şey soracağım. Orkestranın hepsi evli mi yani? Abi belki herkes evli. Herkes evlendi de bir Çağrı mı boş kaldı da böyle konuşuyoruz? Abi aramıza 1, 2, 3, 4 kişi evli var. Oo, senin işin zor. Bir tane evlenip boşanmış var. Oho. Sen hepsini evlendi. Oho. Adadan ayrılan arkadaş. Bakalım. Allah, ama bir şey söyleyeceğim Atakanlar, arkadaşlar. Buratlar çok genç abi. Yaşları çok küçük olduğu için. Onlar Allah erken. Kimseyi ayırmasın. Evet. Herkese hayırlı bir kısmet versin. Hayırlı, herkes huzurlu, öyle olsun inşallah. Evet abi. Aynen evet, öyle. Evet. Şimdi demin kırgın mısın derken... Çağrı'cım daha ne yapayım sana ya? Çağrı, kırgın mısın derken aslında bir şarkı... Ya çok sevdiğim bir şarkınız. Kırgınım Ona diye bir şarkı var ya. Ben hastasıyım. Mert abi sen olma, biz hastasıyız. Çok seviyorum yani. Bir anons seve, eder misin yazanı, çizeni? Mert Yarım abi. O da bizim canımız, ciğerimiz, dostumuz. Yani buradan onu çok 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 sevdiğim... Selam olsun istiyorum. O zaman. Onların da yeni bebeği geliyor bu arada. Öyle mi? Evet, eşine de selam olsun. Ve lütfen artık gelsin. Sevmedi, görmedi, değerini bilmedi kalbimin. Soldum elinde, ilk nefesinde. Onu vur dinledi, gerçeği görmedi halimin. Kal içimde, ilk nefesimde. Kırgınım ona, beni hiç anlamasa da. Kötü konuşmam, iyi dileklerim olmasa da. Vurgunum ona, yüzüm saklasa da. Sessizliğim bu yüzden, o duymasa da. Geri dönme diyor, beni görmüyor zalim. Ama mahvediyor, yine bana hükmediyor aşk. Ya da susma diyor, beni görmüyor zalim. Sus pus olma be hain, yana dön seni soruyor kalp. Geri dönme diyor, beni görmüyor zalim. Diyor. Beni görmüyor zalim. Sus pus olma be hain. Yana dön seni soruyor. Kırgınım ona, beni hiç anlamasa da. Kötü konuşmam, iyi dileklerim olmasa da. Vurgunum ona, yüzüm saklasa da. Sessizliğim bu yüzden, o duymasa da. Kalp geri dönme diyor, zalim ama mahvediyor. Yine bana hükmediyor aşk.
Oda sıcaklığında şarkılar olunca böyle şahane çıkıyor ya. Siz orada böyle ayakta yorulmadınız değil mi? Bak oturun ara sıra. Atakan'a bak. Ama Atakan en gencimiz. Atakan ya. Kaç yaşındasın Atakan? 19. Ya hep 19. 3 yıldır 19. 21 de bari bir şey de 20 de ya. Abi 20 yaşında. Çok genç ama. Evet, ama çok, çok yetenekli. Evet çok yetenekli. Kimin kardeşi? Hasan'ın. Hasan'ın biliyorsun. Bizim Hasan Gözetlik, o da benim canım kardeşimdir. Sakiler grubu. Bu aile fena bir aile abi. Benim sinirlerimi bozuyor. Abi herkesin sinirlerini bozuyor. Tabii tabii. Babaannesi falan biliyor musun sen? Sinirin olası yani. Onları anam, yok. Anam, ben anam. Onlarda yok. Arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Bir hüzzam okuyor. Berkay yani sinirlerin bozulur gerçekten. Ya yani olağanüstü yani bu da gerçekten bu genetik ya. Bir şey. Evet bu aile komple böyle yani hakikaten. Tüm kuzenleriyle beraber hepsi böyle iyi çalıyorlar. O çok iyi tanıdığım için aileyi söylüyorum. Siz hepiniz değerli müzisyenlersiniz. Yani biz abi şey yaklaşık olmasın. Herhalde ilk başladığımızdan beri diyorum. Hani çok uzun süredir müzik yapıyoruz birlikte. Tabii aramıza yeni yeni katılanlar da oluyor. Herhalde en yenimiz de Serhan sensin. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha Enver ver pardon. Siz mesela... Açık havada, kuru çeşmede falan çalıyorsunuz ya mesela. Evet. Ekip bu mudur yoksa daha mı büyüktür? Yok biz böyleyiz abi. Şahane be. Peki hiç havalarını da unuttunuz oldu mu? Havada kendimizi unutuyoruz abi. Abi genelde şöyle oluyor. Ben şöyle bir hikaye anlatayım. Bizde şöyle arkadaşlar var. Kim olduğunu söylemiyorum ama şunları yaşıyoruz. Atıyorum arabayla çorba içmeye gidiyorsun çorbacıya. Çorbacıdan eve yürüyerek dönüyorsun. Arabayı orada unutuyorsun. Ha şahane. Mesela Adana'ya konsere gittin. Konsere gidiyorsun abi. Uçağa alandasın. Baktın. Aa yok alandasın. Çağrı yok. alandasın. Alanda otururken iki saat önce gitmişsin bir de. Oyun oynarken ya da koltukta böyle hafiften kestireyim derken uçağı kaçırmış dostlarımız var. Burada var mı onlardan? Var abi ama şu an niye ifşa edeyim o çocukları? Ama bir şey söyleyeyim bak. Ben yıllarca böyle sahneye çıktık işte turne vesaire. Bence bu işin en keyifli yanı ya yani bizim tarafımızdan. Ekip şu ekiple keyif alıyor olabilmek kadar güzel bir şey yok arkadaş. Ben şeyi de anlamıyorum yani işte orada şarkı söyleyeceğim bir ekip gelsin bana çalsın falan. Öyle olmaz bu böyle bir ruh olacak. Siz de onu çok iyi görüyorum. Genelde... Son 10 yıldır sözümü kesme son 10 yıldır. Yani Türk müzik sektöründe böyle hani sahne yapan sanatçılar arasından bakıyorum. Bir sürü arkadaşımız var. Senin bu işe özen gösterişin bir başka duruyor hakikaten. Çünkü çok vakit geçiriyorsun. Ben özel hayatta da beraber olduğumuz için. Görüyorum yani çalıyoruz, ediyoruz bilmem ne. Hakikaten bu işi layıkıyla yapıyorsun. Ben şöyle düşünüyorum. Birlikte zaman geçirirken, herhangi bir şey yaparken, yemek yerken ya da her ne yaparsan yap. Birlikte keyif almadığın hiçbir insanla sahne üzerinde de bir şeyler paylaşamazsın. Bunu beceremezsin. Yani tamam iyi müzik çıkar ama o samimiyet, o tam geçiş noktası, o kırılma noktası insanlara geçmiyor. Bizim ekipte mesela yeni arkadaşlarımız aramıza katılırken hep söylerler. Çağrı söyler, ben söylemem. Benim artık bütün anatomimi bildiği için der ki hani bizde yedekli çalışma yoktur. Bizde yerine birini koyma yoktur. Ve gerçekten şunu net söyleyebilirim. Biz gerçekten çok büyük keyif alıyoruz birlikte müzik yapmaktan. Ne şahane, hep daim et. Bravo Çağrı. Bu ülkede bu hep olsun yani. Bu işin yükünde vallahi olsa... Çağrı taşıyor abi. Hakikaten değerli arkadaşım, hakikaten çok müzisyen arkadaşım. Ya bundan iyisi de ne derler? Şam'da kayısı mıydı? Yok ben bundan iyisi bal badem diyorum. Aa güzel. Ya bu ekip ne çalar be şimdi böyle canlı canlı. Gelsin be. Ha bir bal badem yapalım mı? Thank you.
İkimizin arasına, ikimizin anısına kimler nazar ediyor? Gücenme senelere, inanma senelere, bize nazar ediyor. Versin her ellerime, seni yine geceleri gel düşlerime. Alışamam o gidişlerine, saklamıştım nefesini o gülüşlerine. Üstüne yok banem, yakar beni. Gözleri bal badem, sarıl bana. Günlerin anısına, girmişsin aramıza. E bu gece kal madem. Gözleri bal badem, hesap sorar. Hissediyor bazen, sarıl bana. Geceleri gel düşlerime. Alışamam o gidişlerine, saklamıştım nefesini o gülüşlerine. Üstüne yok banem, yakar beni. Gözleri bal badem, sarıl bana. Günlerin anısına, girmişsin aramıza. E bu gece kal madem. Günlerin anısına, girmişsin aramıza. E bu gece kal madem. Günlerin anısına, girmişsin aramıza. E bu gece kal madem. Bravo be, vallahi bravo. Hareket. Ya bu nefesli sazlar ne biçim şey ya arkadaş. Yani nefesiniz yetiyor mu? Peki ah bir şey söyleyeceğim. Şöyle hani sen de artık iki tane kız babasısın sen. Evet, iki kız babasıyız. Allah'a bin şükür olsun. Üç olursa o da kız olsa sorun olmaz. Ama bir erkek de fena olmaz. Allah hayırlısını versin. Öyle her zaman, her peki zaman. Peki nasıl çocuklar müzikle ilgili sen prova falan yaparken... Şimdi şöyle ben onları sıkmaktan çok korktuğum için çok yüklenmiyorum. Ama tabii ki şimdi Arya baleye gidiyor. Ufaktan böyle piyano ile uğraşmaya başladı. Ama sıkılmasından çok korktuğum için... Yani herhangi baskı bir şey... Asla, hiç. En güzel. Çok sıkmadan bir şekilde... İlla o işi yapmak ya da bir müzik aleti çalsın, onda virtüöz olsun öyle bir kafada da değilim. Ama hayatının bir yerinde müziğin olmasından yanayım. Yani avukat da olsa, aşçı da olsa bir yerde işinden bunaldığında kenara çekilip bir piyano çalması, ne bileyim bir keman çalması, onu rahat tutacağını bildiğim ya, için. Hakikaten öyle olur. Bak yani sana, bunu hayatına sokmak istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim oğlum şimdi 17 yaşında. 10 yaşın, 9 yaşından itibaren davul çalmaya başladı. Bir 3-4 sene çaldı. Böyle rockçu bir nesildi o. Hani ondan sonra bir daha çalmadı. Eline baget almadı yani hiç. Şimdi diyor ki baba ben çok yanlış yapmışım. Bir daha bir başlayabilir miyiz falan diyor. Yani yaşlar değiştikçe bu başlıyor. İşte o dönemi ben yaşamak istemiyorum. Yani sıkılırsa bir daha tabii, nefret etmesin. İtibadı kuramayabilirim ama canı resim yapmak istiyor. Nereyi boyamak isterse, onlara ait bir oda var. Ya, büyük bir oda. O evet, duvarı ben, da boyayabilir, yeri de boyayabilir, ben kendini de boyayabilir biliyorsun. Ben mesela çocuk olacağım, benim annem, ben boyayacağım, annem beni camdan atar abi. Öyle yaparlar yani duvarları falan, Allah ya. Ne bileyim ben onlara bir şey diyemiyorum yani bütün, ya. Çok ilginç bir durum ya. Bütün çocuklarımıza böyle baht açıklığı hani. Hepsine, herkesin. Güzel bir dua vardır ya. Herkesin. Karşılarına iyi insanlar çıksın. Evet. Bütün memleketim insanların, evlatların hakikaten öyle derim. Bir de inşallah bir yerinden şöyle, ya sanat çok güzel bir şey. Abi, müzik analitik zekayı geliştiren bir şey. Yani keşke el verse de Milli Eğitim müfredatında müzik biraz daha böyle öne çıksa. Ya ben şundan yanayım. Sadece yani. Müzik olarak da demiyorum. Tabii resim olur. Yani sanatın herhangi bir dalı. Ben şuna inanıyorum. Çok...
belki şu an hani insanların inanmayacağı kadar böyle garip gelebilir ama ben mesela çok mutsuz ve enerjimin düşük olduğu sabahlar kendimi iyi hissetmek adına mesela dinlediğim biri var. Michael Bublé dinliyorum. Mesela bu beni gerçekten ben bunu net biliyorum. Bu bana iyi geliyor yani. Yani kesinlikle enerjimin ya kötü olduğu bir dönemde sabah kötü uyandım. Allah korusun kötü bir haber aldım. Ya da herhangi bir şey olduğunda mesela dinlediğim bir ses Michael Bublé, yaptığım müziğe bayılıyorum. Onu dinlediğimde mesela gerçekten bir şeyleri dengeliyor gibi. Ve inanıyorum yani insan hayatında sanatın herhangi bir dalı yer aldığında muhakkak kötü hissettiğinde onu iyileştirecek ufak böyle en azından acını birazcık dindirecek bir merhem böyle etkisi var. Umarım yok öyle herkes de birazcık merhemden öte bir şey. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Birazcık merhemden öte bir şey. Yani öyle şarkılar var ki, öyle şarkılar yapılmış ki, yapılıyor ki. Evet. Herkes içinde bir yer buluyor kendine. Herkes derdiyle dertleniyor. Neşeliyse neşesiyle neşeleniyor. Yani mesela ben çok hatırlarım benim çok şarkımda abi senin bu şarkın yüzünden ben aşık olup evlendim diyen insan. Hepsine de nikah şahitlik yapmak zorunda kalmış. Bir dönemim var yani. Ama senin de ama senin de yani abi ben biliyorsun seni yıllardır benim abimsin. Canım benim bir tane. Allah uzun ömür versin seni çok seviyorum. Hayatımda hep ol ama nasıl diyeyim? Hani senin de gerçekten korkunç şarkıların var. Yani aklımı kaybettim. Hatırlıyor musun? Bir gün şimdi ben arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bizi izleyenlere. Şimdi bu programın çekildiği yer aslında bizim zaman zaman müzik yaptığımız, dostlarımız olduğumuz. Ya benim evim yani. Yani demedim de yani. Yok yok doğru yani evdeyim. Ben size eve misafir evet. ettim abi. Ev oturmasına burada tam geldim. Sizin olduğunuz yerde, sizin bizi izlediğiniz kısımda biz oturup çok çok zamanlar takıldık. Bir gece Özlem'le birlikte Ercan abiye dedim ki, Ercan abi dedim sen şarkıları biliyor musun Özlem? Yani bilmiyorum birkaç tane falan derken Ercan abi gitarı eline aldı ve birkaç tane şarkı söylemeye başladı. O birkaç tane 40'ta falandı. Özlem böyle de o da mı senin? O da mı senin hanım? falandı yani. Onun için abi Özlem'e de burada ne sağladım kardeşime? Gerçekten hani ben seni çok seviyorum ve benim için çok canım kıymetli benim, bir adamsın. Sen de benim için çok birkaç kişi var benim için önemli. Fatih Erkoç gibi, sen gibi, eyvallah, Hakan Altın benim. Gibi. Benim için çok kıymetlisiniz. Sen de çok kıymetli bir adamsın. Müziğe hep bu kadar olun. Hep böyle müziğe yatırım yapan adam, müzisyenlerle gezen adam iyi adamdır abicim. Yani bizim işi yapıp da hasretle, özlemle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ben Müslüm Gürses hayranı bir adamımdır. Eyletmem beni, söyletmem beni, ağlatmam beni. Sana sevdarım yollarım, bana kurşun arar. Anladım ki bunca zamandır bomboş gezip durmuşum. Bak kırmızı karlar yağmış buralara. Evet beyler. Ne yalan söyleyeyim ben yağdırdım aslında. Diyorum ki bak notumu almışım kalp koymuşum. Şarkının ismi yazmıyor bir kalp. Niye kalp koydum biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Abi çok seviyorum onu ya. Ey aşk. Güzel. Ey aşk, beni şaşırt bir kere. Aynı hep acı rüzgar. Ey aşk, hadi yanıp bir kere.
mesele. Tutundum sana ben, dalından düştüm en son. Ölmedin, öldüremedin. Sana kalsa her şey yolunda, sana kalsa ne var ki bunda? Bence sen sus, hiç konuşma, sana kal. Acı rüzgar, ey aşk, beni şaşırt bir kere. Soruyorum işte sana, yine nedir mesele? Tutundum sana ben, dalından düştüm en son. Ölmedim, öldüremedim. Sana kalsa her şey yolunda, sana kalsa ne var ki bunda? Bence sen sus, hiç konuşma, sana kalmasın. Sana kalsa her şey yolunda, Beleş tepe. Şahanesiniz vallahi ya. Çağrı, eline sağlık ya. Ruhuna sağlık. Hep beraber. Ya tabii ki yani. Senin yazdığını bildiğim için söylüyorum. Ercan Bey geliyor değil mi? Doğru mu? Ercan Bey. Arkadaşlar beni en önün arkasının 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 arkası. Beşinci sıra. Yani biraz sound'u duyun diyor. Evet. Beşinci sırada şöyle stereo dinleyeceğim şekilde davet edersiniz. Konserlerde en büyük problem ne biliyor musun? Seni konserle bir şey söyleyeceğim sana. Yani. Usta, senin konserler nasıl izdiham geçiyor? Her şey çok keyifli ama herkesin, özellikle tüm dostlarımın şöyle bir isteği oluyor abi. Herkes protokol ve en ön sıra istiyor. Ve benim totalde atıyorum 15 ya da 20 sandalyem oluyor orada. Ama benim çok fazla dostum var, 20'den fazla.
Abi bire koysan olmuyor, ikiye koysam dolmuyor. Yani... ya inanılmaz ya, bir şey. Bir de alınganlık oluyor mu öyle? Hani niye ben bana bilet mi bulamadın? Yani olmaz olur mu? Çok oluyor. Ya bizim... Gerçekten bak bu sorun. Bunu cidden yani hani bunu gerçekten yaşıyorum hayatımda. Yani bu mesela ben olsam konseri atıyorum. Yani biraz arkalardan izlemek. Özellikle mesela Harbiye'de bu ilk bölümün yani daha doğrusu protokol ve bu ön düz sıranın bittiği yerde tam ses masasının önü var ya. Hatırlıyorsunuz değil mi beyler? Orada ses masasının önünden dinlemek. En güzel yer. Bebek bak, yani. En güzel yer. Şıkır şıkır duyuyorsun. Bak, ben ama... orada Miles Davis konseri seyrettim. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'na. Baba gelmişti. Hatırlarsınız belki. Ben dövmesi var abi. Eyvallah. Ben Miles Davis hastasıyım. Ama izleyemediniz. Doğru muyum? Ha, o zaman herhalde, susun herhalde belindeyim. 16 yaşında falandım. Tesadüfen de yerimiz o ışık ve mikserin, üstteki mikserin hemen yani... altındaydı. Abi müthiş. Yani ben müzik dinlemek istiyorsam, hani yakından işte beni de gör diye gidiyorsan önüne oturuyorsun zaten. Ama şu konseri güzel dinleyeyim diyorsan. Abi ben... önünden de göremiyorsun. Takibi yani böyle şöyle... tavşan gibi kalıyorsun. Vurucu. Ne önündekini de göremiyorsun. Arkadaşlar şimdi bak başlıyor bizim konserler değil mi? Ne zaman evet, başlıyor? Bu başladı. Başladı. Tarih vermeyelim. Tamam tarih vermeyelim. Abi tarih vermeyelim. Sürpriz olsun. Yaz konserleri şey başladı. Sadece Açık Hava mı Kuruçeşme'de var mı sen? Abi her yer var. Yani işte Kuruçeşme'si var. Yani İstanbul'da bulunan 4 büyük açık hava var. 4'ünde de 2'şer tane konserimiz var. Onun dışında atıyorum Silifke'sinden Datça'sına, Marmaris'inden Bodrum'una, Antalya'sından Urla'sına gitmediğimiz açık hava yok. Yani bu sene ya herhalde bir 50'ye yakın yer gezeceğiz. Başladı da aslında. Senin zaten hiç durmuyor ve hakikaten iyi geçiyor. Çünkü sahnede mutluyum abi. Yani durmak istemiyorum. İş sahne durmasın, müzik de durmasın. Herkes de izlemeye gelsin. O zaman herkes ben bir daha söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle sahne değil de müzik abi lütfen durmasın ya. Tabii, özellikle ya. Yani 12'ler, 1'ler. Yani bunlar artık bir zahmet yani. Evet. Çünkü gerçekten şunu bir anlamak lazım. Herkesin anlaması lazım. Müzik her insana, bak sen kim olursan ol, ne olursan ol, hayatında ne yaşarsan yaşa, müzik, sevdiğin müzik türü sana iyi gelecektir. Yani gözünden düşen bir damla yaşa değişik ediyor, yüzündeki tebessüme değişik aynen, ediyor. Yani arkadaşlarınla ya da atıyorum çocuğunun doğum gününü kutlarken de harika, ne bileyim sevginden ayrıldığında... Dostunla baş başa kederlenirken de harika. Yani müzik iyi gelir abi. Yani iyi gelir. Arkadaş doğarken var. Her yerde var. Sünnetinde var. Düğününde var. Evlenirken var. Doğum gününde var. Her şeyde var. Ölünce de var. Evet. Yani en nihayetinde hani arkamızdan bir okuyorlar ya böyle hocalar güzel sesli böyle. Bayılıyorum. Hakikaten iyi hafızlar okuyor. Yani bu da bir Türk müziği makamlarıyla okunuyor. Yani bir... Bu ülkede ve bu coğrafyada 5 vakit namaz okunuyor. Hepsinin bir makamı var. Hep makam makam okunuyor. Hep müzik her şeye yakışıyor. Bir sinema filmine, bir dizi filmine, konsere. Yani her şeye yakışıyor. Müziksiz zaten olmuyor. Olmuyor yani. Bir haber programının başlangıcında bile jenerikte müzik olmak zorunda. Yoksa yani haber programı diye bir başlık yazsın, hiç müzik olmasın. Çat 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 konu. Kimse seyretmez abi. Şu an Türkiye'de en tutan dizi neyse bilmiyorum. Onu yayınlayın. Alttaki müziği çekin. İnanın bana izleyicisi %30 düşecektir. Yani müzik her yere her zaman iyi gelir ya. Bebek ya. Ağlıyor musun? Peki bir şey söyleyeceğim. Müzik iyileştirir. Şimdi birazcık böyle şey yapalım mı? Kıvamımızı hazır böyle değiştirelim makamlar mi? Demişken bir Türk... Sen Türk müziğine en sevdiğin makam nedir? Abi ben Hicaz hastasıyım yani. Kardeşim benim be. Ölüyorum yani. Ben de içinde Hicaz olan her makamı severim. Diyorum. Ben hüzzamcıyımdır aslında Çağrı. Hani onda da Segah Hicaz. Klanet var değil mi bizde? Var ve her şey var. Alır mıyız lütfen? Ama çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Sen de ne Çağrı? En baba... Kürt'ü seviyorum. Evet bildiğin Kürt. Gerçekten mi? Evet. Vallahi mi? Hicaz ama çok ağlatıyor bizi bir şekilde. Belki de özellikle. Ver Kürt'ü. Gözlerim tükendi bu akşam.
neden Allah'ım bu ceza bedenim donuk ellerim soğuk ayrılık var yine yalnızım gözlerim tükendi bu akşam neden Allah'ım bu ceza bedenim donuk ellerim soğuk ayrılık var yine yalnızım. Abi Özcan senleyim. Şimdi o sevdiğin ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim? Seçtiğimiz imleri birer birer yalnız mı izleyeceğim? Şimdi yalnız mı yürüyeceğim? Seçtiğimiz kimleri birer birer yalnız mı izleyeceğim? Yalnız mı izleyeceğim? Bu da güzel oldu bence. Güzel olmadı çok mı? Çok güzel ya. Şahane. Buradan Fettah canımıza da kardeşime benim el sallayalım. O da şahane şarkılar yazıyor. Çok. Kürdü dedin ya. Nihavent desem başka bir şey yapardım. Ben de o, biraz önce söylediğim şarkıyı Burak Kut'un ilk albümüydü. Efendim bebeğim de Ercan Saatçı'yı evet. Bir alkış alabilir miyim? Bunu da buradan duyuralım. Bunları eyvallah. Bak. Bir büyüğümün bir lafı var. Diyor ki bazı konularda diyor... Mütevazı olma. Olmayacaksın. Aynen öyle. Bu da bence senin mütevazı olmaman gereken konulardan biri. Ya şöyle ben bu hikayeyi gerçekten hep anlatıyorum. Gerçekten inanılmaz iyi şarkılar yaptın abi. Aynen şimdi bu şarkı benim, bu şarkı benim diye ortalıkta dolanmanın da manası yok. Bazı şarkılar... Ama benim demeyi de... Tabii canım yani sorununca söylüyorsun da durup dururken bu soruyorum, durumu falan... Soruyorum bebeğim... Burak Kut ilk albüm bebeğim şarkısı. Benim. Efendim benim teşekkür ederim. Bir alkış alayım tekrar. Eyvallah. Böyle aslında bu biz ilk 90'larda
Tabii bu işte Ufuk Yıldırım da çok emeği vardır. Yani benim can kardeşim Ufuk şimdi Amerika'da. Amerika'dan bizi abi de benim hayatımda gördüğüm kardeşim. En özel, en önemli müzisyenlerden biri. Onu biz da çok seviyorum. Ufuk'la böyle çok acayip şeyler. Yani Ufuk gerçekten çok önemli bir müzisyen. Gerçekten değişik bir adam yani. Boyut olarak müzisyenliği çok değişik. Biz acayip böyle hani böyle pop, caz falan bilmem neler dinlerken. İşte okuldaki sazım benim bu. Ben klasik müzik çalıyorum ama Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum. Bir yanımızda da acayip bir arabesk vardı. Dolayısıyla da böyle o bizde de var abi. Aynen. Ya, abi hepimizin içinde var. Yani onu inkar etmenin manası yok. Ya arabesk hani şey gibi nasıl söyleyeyim böyle çok böyle üstten bakılacak bir şey değil. Tam tersi yukarıdan aşağı böyle şey, yani, aşağıdan yukarı bakılacak bir şey. Herkes yani, yapamaz yani arabesk. Şey şöyle düşünüyorum. Kendi adıma bunu net söyleyebilirim. Ben böyle söylediğim şarkıların herhangi bir tarzı ya da benim herhangi bir tarzım olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece kendimin şarkıcı olduğuna inanıyorum ve şarkıcı olarak konumlandırıyorum. Bak bunu ben sana söyleyeyim. Sen acayip kendine münhasır. Yani senin gibi söyleyen adam ben çok az gördüm. Çok değişik bir söyleme şeklin var. Müthiş bir entonasyonun var. Kulak çok sağlam, tertemiz ve çok duygulu söylüyorsun. Gerçekten bu yani... Umarım bugün de öyle söylüyoruz. Hakikaten öyle. Abi Çağrı kıskanıyor olabilir. Çağrı da albüm yaptı. Abi geleceğiz, oralara geleceğiz. Çağrı'ya geleceğiz. Çağrı'ya mikrofon hazırlayın bu arada. Damar bir arabesk mesela. Ha, 80'lerin sonu bir Müslüm Gürses şarkısı. Yani onun can verdiği diyelim. Çünkü şarkının... Senden isteyeceğim şimdi bu şarkıyı. Tamam, bekliyorum. Heyecanlanmış. Şarkının bestekarı benim canım abim Burhan Bayar. Yani gerçekten Onda Tunç... Pop müzikte neyse Burhan Bayar'da, arabeskte hakikaten öyle bir müzisyen. Yine müthiş şarkıların söz yazarı bence böyle kitaplarca okunması gereken bir adam Şakir Askan. O da sözlerini yazmış. Tahmin edebiliyor musun? Bu ikilinin yazdığı çok acayip şarkı var da. Ben abi şöyle söyleyeyim. Bir gün Çağrı'yla oturuyoruz. Kısa bir anı yapacağım. Ufacık araya sokacağım. Çağrı'yla bir yerde oturup sohbet ederken gece de uzadı. Saat 4'ler 5'ler oldu. Dedi ki bir arabesk albüm yapalım. Gece 5'ten sonra yapmadınız herhalde. Hayır. Biz başladık işte repertuara. 8-9 gibi repertuar yapmaya. Gece 3'ler 4'ler olduğunda bir repertuar ortaya çıkmıştı. Şarkıyı anladım. Neyi anladım? Çünkü o ilk kendimiz için yaptığımız listede 14 şarkılık listede o 14 şarkı içindeydi. Hasret rüzgarları. Evet, bravo. Bravo, bravo. Var mı arkadaşlar bu güzel orkestrayla? Yaparız. Müzisyen kardeşlerimle ne çalarız be bunu be? Gelsin be. Hasret rüzgarları çok erken esti. Savruldum sevgilim dertlerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da bilirsin seni, ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana.
çocuğum gülüşün aklımdan gitmez. Yalvarsam Tanrı'ya yazımı silmez. Boşalan kaderler teselli etmez. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Boşalan kaderler teselli etmez. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Bilirsin seni, ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Vallahi Beleştepe de alkışlıyor. Bir alk. Alkışlamayan. Hanımefendi bir... lütfen siz de alkışlar mısınız? Oradan hesap alın. Oradan hesap alın. Arkada şu an 25 kişi bekliyordur. Yani bir kişi alkışlamadı. Siz de gördünüz Çağrı Bey. Özcan Bey özellikle tam sizin karşınızda. Ağzına sağlık kardeşim. Elinize sağlık. Bu arada Burhan abiye de Şakir abiye de Allah ömür versin. Benim küçük şahane bir şey söylemem lazım. Tabii söyle. Herhalde o dönem 15 yaşında falanım. O dönemden bugüne kadar. Şimdi kaç yaşındasın? Şu an abi Aralık'ta 41 olacağım. 40 bitecek ve 41 olacağım. Vallahi mi? Evet. Maşallah. O günden beri benim için bu ülkenin en iyi yorumcusu. Yani benim için yorumculuk ayrı bir durum. Şarkıcılık ayrı bir durum. Tabii canım. Önemli olan yorumculuk. Benim için yani bu ülkenin yetiştirdiği benim yani benim hayran olduğum bir numaralı adam. Böyle onu böyle hasretle, özlemle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ben Müslüm Gürses hayranı bir adamımdır. Onun için burada bu şarkıyı söylemek benim için büyük bir durum. Onun hastasıyım. Onun ruhuna gitsin, ruhu şad olsun. Müslüm ben çok abimizin. Seviyorum yani, çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Çok güzel çok. Anılarım da vardır Müslüm abiyle. Bir gün anlatırım inşallah. Bir program daha çekeceğiz arkadaşlar. Yapma oğlum şunu ya. Şunu yaparsan yapalım bir dakika. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Bak kırmızı karlar yağış buralara. Evet beyler. Ne yalan söyleyeyim ben yandırdım aslında. Geleceksen bana sen gel. Bizde muhabbet bitmez. Vallahi. Şarkı bitmez. Harikasın. Senin aylas kalbin, ben elime alıp okuyacağım. Büyükler için yazılmış müsteşem bir masal. Buradan çok uzak buralara gel. Bak bu yaz buralara gel. Şimdi hazır arabeskten girmişken bir Hicaz Taksim isteyeceğim ama şöyle bir şey isteyebilir miyim sevgili kardeşler? Güneş başlasın. Evet. Atakan devam etsin, Osman Karahar'a bağlasın, bir Hicaz istiyor. Olur mu? Olmam mı ya? Bence bebek. Ha, vallahi arkasından içinden ne geliyorsa ona gir. Bak Hicaz ne geliyorsa, Hicaz 1000 tane şarkı var. O zaman bir tane söylerim, birkaç tane söylerim. Bak söylüyorum. Tamam bak ben de eşlik ederim bak söylüyorum. Kabul ediyorum. Yolla gelsin be. Thank you.
aynalar, aynalar. Eyletmem beni, söyletmem beni, ağlatmam beni, aynalar. Yola gel. Eyletmem beni, söyletmem beni, ağlatmam beni, aynalar son ki. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Gel sizde sigaramdan. Sigaramın duvarına sarsam, saklasam seni. Haydi! Sigaramın duvarına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevgilim, incitir beni. Akşam vakti sardı yine hüzünler, kalbim yangın yeri, gel kurtar beni senden. Akşam vakti sardı yine hüzünler, kalbim yangın yeri, gel kurtar beni senden. Ekran başı da dahil. Seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Gel Çağrı, gel Çağrı, gel Çağrı, gel Çağrı, gel. Gel Osman, gel. Atakan sen de. Beyler bir zahmet. Şimdi bana doğru. Asırlardır yalnızım. Pişmanım alınızın, bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Üzüntün ellerimde
soldum kederlerinde. Cehennemde yansın şu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler. Bilenler var değil mi? Bilenler var değil mi? Bilenler var değil mi? Okey, gel. Öyle festen olmaz yukarıda. Sana sevdarım yolları, bana kurşunlar. Bilir mi? Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdarım yolları. Bana bir daha gel. Ram pam 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 pam. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun çoktan, gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. İçimde bir umut bulsa da dahil, akşamları imzalıyorum gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam, bu senden vazgeçtim demek değildir ama. Bir daha dünyaya gelecek olsam, seni sevecek olsam, bir kalemde silerdim seni. Gel vefasız, gel vicdansız, çağırmazdım acil olmasa. Gel insafsız, ah kitapsız, yanıyorum arzularına. Gel vefasız, gel vicdansız, çağırmazdım acil olmasa. Gel insafsız, ah kitapsız, yanıyorum arzularına. Aynalarda hatıran var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda hatıran var, dayanamam firar eder aklım. Bir daha gel bakayım. Başımdan ram pam 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 pam. Bak bu tam çok akustik ve tam şu anda oldu. Evet. Çok bebek oldu. Bir dakika bir dakika. Çok akustik de bakayım. Çok akustik, çok akustik, çok akustik. Bir dakika bir dakika. 120 versene bir. Of ya. 130 ver, 130. Üç kere. Yapma oğlum şunu ya. Şunu yaparsan yapamam, bir dakika. Üç kere. Yapamam. Şu an yapamam. Sabah yapacağım. Peki, sizin olalım. Abi bir de. Bizi bu bir de. Bak, bizi dört tane. Akapella. 2, 3, 4. Çok akısın, çok akısın, çok akısın. Çok akısın, çok akısın. Bu oldu yani. Merhaba. Tam, zaman, merhaba. Merhaba, en doğru senden geldi. Arkadaşlar şu an... söylemedim. Şu an... kendileri, çok. Kendileri biliyorsunuz yani inanılmaz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Vallahi şahane. Hocadır yani. Kayahan abinin gönlüne sağlık. Rahmetli anıyoruz. Gerçekten büyük usta dedikleri hani o lakabı makamı taşıyabilen bir üstadımızdı. Benim çok yakından çalışma fırsatı bulduğum, çok sevdiğim bir abimdi. İki albüm yaptım hatta ona, ben prodüktörünü yapmıştım.
senin bunları hatırlıyor olman, mesela sen hani daha bizden gençsin ya. Estağfurullah. Şiiri hatırlıyor olman falan çok acayipti yani. Hakikaten rahmet olsun Kayahan abimize. Şimdi bak, benim bir şarkım var, gene not aldım ben. Abi benim için şahane. Evimde misafir ediyorum. Evet. Sevdiğim sanatçılardan, kardeşlerimden şarkılar istiyorum. Seve seve söyleriz. Vallahi şahane. Şöyle bir şey, bana sen gel. Anladım ki bunca zamandır bomboş gezip durmuşum. Sol omuzumdaki küçük meleğimle ben zaten çok mutluymuşum. Islak bir halde kendimi karşısında otururken bulmuşum. Ne de güzelmiş senin yağmurun, ay değil ben tutulmuşum. Geleceksen bana sen gel. Ver. Ne olur sana dokunmama izin ver. İçinde biraz iz varsa eğer. Geleceksen bana sen gel. Biraz sarıl, elini ver. Oh,
biraz biz varsak eğer. Yes! Bravo kardeşim be. Bu şarkının bestecisi söz yazarı kim abi? Abi çok çirkin bir adam. Hiç konuşmayalım bunu. Çağrı'dan bahsediyorsun tamam, değil mi? Çağrı. Vallahi gönlüne sağlık kardeşim benim. Sizin, size örnek alalım. Sen şu kırmızı karları söyleyeceksin. Ya bir kere. Bak kırmızı karlar yağış buralara. Evet beyler. Ne yalan söyleyeyim ben yağdırdım aslında. Düşündüm taşındım engel olamadım aklıma. Kırışınca bak kırmızı karlar yağmış buralara. Ne yalan söyleyeyim ben yağdırdım aslında. Düşündüm taşındım engel olamadım aklıma. Nasıl bir ruh haliymiş bu aşkla kırışınca. Bak kırmızı karlar yağmış buralara. Çağrı bu da mı senin besten? Evet. Vallahi. Ben asla başkasının şarkısı. Abi Çağrı artık şarkıcı oldu yani. Şu an o yolda 4. single. Ya çok güzelmişsin. Yani. Aa bundan sonraki yani, şarkısını söz. Birlikte söylüyoruz. Öyle mi? Evet. Süper. Ama efsane bir şarkı yaptı. Vallahi. Gerçekten mi? Şahane. Gerçek. Keşke ben söyleseydim. Bir şarkı kendi beraber söylüyor yani. Birlikte söylüyoruz. Tamam. Ya Berkay, sohbet, şarkı bilmem ne nereye kadar? Bir de abi, kafa sallarlar ya. biz de muhabbet bitmez. Vallahi, şarkı bitmez. Harikasınız gerçekten. Ekran harikasınız. Başındaki bütün herkese şunu harikalar. Net söylüyorum. Ercan Saatçi ile gerçekten hani biz burada yani tam şu çekim yaptığımız tüm alanda kendisinin evinin bir bölümü burası. Biz burada gerçekten hani sabahlara kadar, zaten, beşlere, altılara kadar aynen, güneşi doğurduğumuz da oldu. Bütün istediğimiz şey de... Yani bizim muhabbet ve müzik bitmez abi. Bizdeki muhabbet ve müziği de hakikaten müzik buradan severlere buradan iletebilmek. Umarım iletmişizdir. Senden bir kapanış şarkısı rica ediyorum. Her programda bitiyor abin abi. Söyledik, konuştuk, evet, ettik. Evet abi saatlerce sohbetler, de şarkı söylettin, falan. Her dediğini söyledik. Çok da olmadı canım, abartma çok, yani. Sıra bakma. sıra bize. Ben bir şarkı istiyorum. Abicim şimdi ben tabii ki söylerim de. Abi biz senin programı anlıyorum. Bir tane de ben dinlemek istiyorum. Biz şimdi misafir ettik sizi. Artık bitti diyemeyiz yani. Sabaha kadar oturun söyleyelim sabaha kadar da. Ercan Bey'den bir şarkı istiyorum. Çağrı buraya gelirken bir şarkı söylemiştim. Hatırlıyor nasıl musun? Yani? Biz onu senin için hazırladık. Nasıl yani? Sen... Eşlik etmiş olur. Hasret. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu hasreti söylemeyeli yıllar oldu bak. İşte bir şekilde bunu tamamlayacağız bu gece. Olayımız bu. Berk'im hazırsan bir 4 say. Özledim fena özledim. Yine bu yaz yollarını gözledim. Akşam olunca deniz susunca sus pus olup dertlerime ekledim. Özledim fena özledim. Yine bu yaz yollarını gözledim. Gece olunca deniz susunca sus pus olup dertlerime ekledim. Hasret gözü kara dert. Bilirim suçum yürek dedi. Gel de ağlama, hadi gel de sen bunu kadere bağlama dert, göz kara dert. Bilirim suçum yürek dedi. Gel de yanılma, hadi gel de aşkın sözüne kal. Oralar çok uzak, buralara gel. Bak bu yaz buralara gel. Hadi bekletme buralara gel. Çok özledim buralara gel.
Oralar çok uzak, buralara gel. Bari bu yaz buralara gel. Hadi bekletme, buralara gel. Çok özledim buralara gel. Özledim, fena özledim. Bu yaz yollarını gözledim. Akşam olunca, deniz susunca, sus pusulup defterime ekledim. Özledim, fena özledim. Yine bu yaz yollarını gözledim. Gece olunca, deniz susunca, sus pusulup defterime. Gözü karada, bilirim suçum yürek dedi. Gel de ağlama. Hadi gel de sen bunu kadere bağlama da. Gözü karada, bilirim suçum yürek dedi. Gel de yanılma. Hadi gel de aşkın sözünü kan. Buralar çok uzak, buralara gel. Bari bu yaz buralara gel. Hadi bekletme, buralara gel. Çok özledim, buralara gel. Oralar çok uzak, buralara gel. Bari bu yaz buralara gel. Hadi bekletme, buralara gel. Çok özledim. Hey, 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 hey. Buralara gel, oralar çok uzak, buralara gel. Hadi bekletme, buralara gel. Çok özledim, buralara gel. Oralar çok uzak, buralara gel. Bari bu yaz buralara gel. Hadi bekletme, buralara gel. Çok özledim, buralara gel. Bravo! Bir dakika. Allah kabul etsin. Nasıldı? Çok iyi ya. Vallahi helal olsun ya. Güzel. Gerçekten öyle. Ben nasıl söyledim mi? Siz şahane çaldınız valla. Hakikaten sürçülü ihsan ettiysek kendi şarkım ama yani. Ay çok iyi. Peki o zaman senden bak bu ritmi kaybetmeliyim. Bir kapanış şarkısı. Peki o zaman şu. Berk'in dediği mi olsun? O mu? Berk sen iste o zaman tamam. Ne çalacağız? Ne istiyorsun? Karnaval dedi. Oo, karnaval gibi kapatıyoruz programı. Şu yanımdan kimler geçti? Kimler koştu peşinde, bir tanesini bile bir ben ne demedi. Kapısını açmak için aşkın soldan sağ üç harf şifre. İş oraya gelince onu çözemedin. Yağdım ben üzerine yağdım. Sen resmen bulutuma topraksın. Güldüm ikimizi bir düşündüm de aldım seni, canını bıraktım. O senin aynas kalbin, ben elime alıp okuyunca büyükler için yazılmış müsteşna bir masal. İster anda senden ya da sen nasıl istersen, benim yanımda zaten en kötü gün bile karnaval. Kimler koştu peşinde, bir tanesini bile bir...
ben ne demedim. Kapısını açmak için aşkım soldan sağ üç harf şifre. İş oraya gelince onu çözemedin. Yağdım ben üzerine yağdım. Sen resmen bulutuma topraksın. Güldüm ikimizi bir düşündüm de aldım seni canını bıraktım. O senin aylas kalbin. Ben elimi alıp okuyacağım. Büyükler için yazılmış müsteşem bir masal. İster andarsan ben ya da sen nasıl istersen. Benim yanımda zaten en kötü gün bile karnaval. Kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Berkay'ın sevgili müzisyen dostları, kardeşlerim, deliler, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir gece oldu ama senden rica ediyorum. Bu güzel adamları bize tanıt. Bas gitarda Denizcan var. Denizcan'a bir alkış gelebilir buradaki herkesten. Hızlı hızlı geçiyorum. Klasik gitarda Özcan. Özcan'a bir alkış alabilir. Hemen arkasında davulda Berk var. Berk'e bir alkış istiyorum. Yanında klarnet ve saksafonda Osman vardı. Serhan Bey bizim elektro gitarımızı ve akustik gitarımızı çalıyor. Serhan için bir alkış gelsin. Yanında bizim grubumuza en son katılan en tazemiz Enver için bir alkış gelsin. Enver'in arkasında Güneş var. Bizim bebeğimiz. Güneş'e bir alkış gelsin. Bravo Güneş. Yaklaşık 1,5 yıldır benimle. Belki 2 mi oldu Atakan? Ne kadar oldu? Grubumuzun en yakışıklısı, en inanılmazı. Atakan için bir alkış. Orkestramızın şefi Çağrı Kıvıran için bir açılalım. Yaklaşık 17 yıldır, 18 yıldır, belki de 19 yıldır birlikte yürüdüğümüz canım kardeşim benim. Şimdi tek. Ve sen. Bir alkışla Berkay alalım yani değil mi? Yani ben... Eyvallah. Abi seninle burada olmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Yani sen zaten çok akustik bir adamsın. Çok akustik de gene güzel bir program yaptık. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Acayip keyifliydi. 3. keze gelmek istiyorum. Yeah!